O gece darbe girişimine engel olmak için sokağa çıkanların çok kritik hamleleri oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki direnişinin fitilini ateşleyen isim Mehmet Ayaz da can güvenliğiniz yok diyen polisleri neden dinlemediğini anlattı. Askerler yönetime el koymuş. Biz şu an buradaki trafiği kapattık. Kesinlikle geçişe izin vermeyeceğiz. Eğer şunu diyen varsa ben canıma güveniyorum. Ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin. Ben geçerim abi. Aç beni aç abi. Bir insan bir kere ölür. Bir kere adam gibi. Arabayla kim var? Arabayla. Ben ölmeye hazırım. Gelsinler. İlk adımı ben attım. Bir de orada bir takım arkadaşlar da tabii. Hani geçelim kardeşim. Hani öleceksek ölelim. Onlar da söyledi. Türk halkının demokrasi destanını yazdığı o gecede Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ilk adımı atan kişi oydu. O anlarda yüreğinde korku değil tek bir duygu vardı. İnsan bir kere ölür. Adam gibi ölür. Hiç korku hissetmedim. Çünkü hakikaten vatan önemli. Yani o duygularımı anlatamıyorum. Yani o arada mermiler patlıyor falan filan ama ben o köprüyü açacağım. Mehmet Ayaz 15 Temmuz gecesinde yeğeniyle birlikte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeydi. Avrupa yakasında yoğun trafiği görünce bir şeylerden şüphelendi. Soluğu köprü girişini tutan polislerin yanında aldı. Bakın askerler yönetime el koymuş. Biz şu an buradaki trafiği kapattık. Kesinlikle geçişe izin vermeyeceğiz. Eğer şunu diyen varsa ben canıma güveniyorum. Ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin. Ben geçerim abi. Aç. Bu soru karşısında bir an olsun tereddüt etmedi. İnsan bir kere ölür. Bir kere adam gibi. Arabayla kim var? Arabayla. Ben ölmeye hazırım. Gelsinler. Tek düşündüğüm şey canım pahasına da olsa bu köprü trafiğini açıp bu kaosa son vermek idi. Köprüyü geçtiler. Anadolu yakasında karşılarında darbeci askerler vardı. Üstlerine ateş açılmasına rağmen onlar yoldaki araçları kaldırmak için harekete geçti. Bir mücadeleye girdik onunla. İki tane kamyonun anahtarını alabildik onunla. Onları çektik. 20-30 tane genç arkadaşımızla beraber de kamyonetleri yolun sağına soluna atarak yolu trafiğe açtık. Kendisi yaralanmadı ama açılan ateşte hayatını kaybedenler oldu. Yusuf! Yusuf ateş açıyorlar Yusuf! Bir şehit kardeşimizin başını tuttum, kelime-i şehadet getir dedim ona. Kelime-i şehadet getir deyince ağzını kımırdatıp bana sadece böyle yüzüme güldüğünü gördüm. Yani çok farklı bir şeydi. O ifadeyi unutamıyorum yani. Darbe girişimi o gece halk tarafından püskürtüldü. Darbecileri püskürtmeyi başaranlarsa yine olsa sorusuna aynı cevabı tereddütsüz verdi. Çıkarım ve sonuna kadar da hani mücadelemi sonuna kadar hiç tereddütsüz yaparım. Mesele vatan meselesi.